hasta bize geldiğinde gülümsemesinden memnun değilse öncelikle onun fotoğraflarını çekerek, modellerini elde ederek işleme başlıyoruz. Bu çektiğimiz fotoğraflar ve modellerle bir değerlendirme yapıyoruz. Modelleri eskiden konvansiyonel ölçülerle alırdık. İşte herkes bilir, ağzına böyle bir şeyler yerleştiririz. Aynen. Hamur kıvamında, insanların midesi bulanır. Evet. Şimdi bunları dijital olarak alabiliyoruz. Ve dijital olarak modelde 3D modeller elde edebiliyoruz. Artık o sakızları koymuyor musunuz? Koyduğumuz zamanlar var ama giderek azalıyor. Azal, yani bundan birkaç sene sonra tabii ki yorulmuyor. Süre kısa. Gerçi acısız bir yöntem, o ölçü alma yöntemi de. Acısız ama gene de çok hoş bir duygu değil. Daha sonra fotoğraflar ve modeller üzerine bir çalışma yapıyoruz. Ve bir prototip hazırlıyoruz. Bu prototip plastikten. Hasta şeklini ve rengini, şekil daha çok bizim için önemli, ağzında görebiliyor. Çok güzel. Bu sistemin en büyük avantajı ne? Daha ağzınızda hiçbir şey dokunulmamış, dişlerinizle hiç temas edilmemiş, hiçbir işlem uygulanmadan siz finali daha başlangıçta görebiliyorsunuz. İsterseniz hoşunuza gitmeyen şeyler varsa bunu doktorunuza paylaşabiliyorsunuz. Gerekli değişiklikleri yapabiliyorsunuz veya tamamen vazgeçebiliyorsunuz. Evet. Aa, olmadı. Benim eski doğal dişlerim de güzelmişti. Evet. Evet. Böyle yaptığımız, bizim de hastalara böyle fikir verdiğimiz dönemler oluyor. Yani çok fazla bir değişim olmuyor sizde. Belki beyazlatmayla veya ufak tefek küçük dokunuşlarla sistemi çözebiliriz diyebiliyoruz.